Stygian Reign of the Old Ones oynanış serisi 14. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Julian'la ilgili cevaplarımızı almıştık ve artık sadece ruhlar evine gitmek kalmıştı. Ruhlar evine gittiğimizde de doğru cevapları artık vermemiz gerekiyor. Yola çıkmadan önce birkaç tayin, kamp malzemesi ve mermi alacağım. Ondan sonra ver elini ruhlar evi. Alışverişimi yaptım. Şimdi karakterimizin ikisinde, Münzevi ve ana karakterimizde yorgunluk durumu olduğu için bir kamp yapalım, bu yorgunluk penaltısından kurtulalım, ardından yola koyulalım. Kampa tıkladık, Münzevi hala bunu çözmeye çalışıyor. Ben ne yapsam, şu kitabı okusam mı? Aynen, bu kitabı okuyayım, akıl sağlığı kazanayım sonra. Nöbet tutma. Nöbetimi tutayım. Sonra bu abla ne yapsın? Bu abla da okusun. Fiziksel idman. Güzel. Keşif. Güzel. Ben de keşif yapayım. Benim hala var. Neyse. Münzevi'ye geldik. Gözcülük. Bir araştırma, el yazması. O da gözcülük yapsın. Dinlenelim bakalım. Akıl sağlığı, iki akıl sağlığı daha. Nöbet tutuldu, dinlenme kesintiye uğramadı. Ölülerin dilini öğrendi. Zaten sıhhatli. Sıfır akıl sağlığı. Bir geçici hasar direnci. Tamamdır. Artık dinlendik. Şimdi yola çıkalım. Umarım yolda başımıza ilginç şeyler gelmez. Ya yapma abi ya. Yolda birkaç gangsterle karşılaştık. İyi bakalım. Başka derdimiz yokmuş gibi. Kim, abla mı önce? Kaçma sistemini hala anlayamadım ya. Kaç abi. Münzevi hasar aldı. Elemanlarda tüfek var. Ha, nereden çıktı bunlar karşımıza? Devam edin yola. Yolculuğun sırasında zehirli mantarlarla dolu bir alandan geçiyorsun. Bu çirkin mantarlar kanserli tümör gibi her çatlaktan çıkıyor. İğrenç bir kokunun burnuna saldırmasının ardından başın dönmeye başlıyor. Geri gitmek için çok geç. Nefesini tutup olabildiğince hızla koşmaya başlıyorsun. Ancak yabancı mantarların görünmez sporları kısa sürede ciğerlerini dolduruyor. Dünyanın baş döndüren renklerle hareketleniyor. Hiç görmediğin renkler. Vücudun yere devriliyor ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Şuurunu kaybetmeden önceki son anlarda görebildiğin ve hissedebildiğin şey sadece renkler. Spor bürümüş diye bir şey edindik şimdi. Kendine geldiğinde bir terslik olduğuna eminsin. Ağzında hayvan leşine benzer bir tat var. Kemiklerin cam gibi. Neymiş bu? Spor bürümüş. Geçiciymiş Allah'tan. Ciğerlerini istila etmiş olan mantar sporları sebebiyle nefes almakta güçlük çekiyorsun. Aferin abi, aferin. Ne kadar olumsuz şey varsa başımıza gelmeye devam ediyor. Evet, yine vardık ruhlar evine. Yani o kadar dinlendik, kap yaptık, akıl sağlığı kazanamadık. Azami sağlık azaldı. Şimdi burada bir kayıt alalım. Tamamdır. Şimdi sorularımızı cevaplayalım. Hadi bakalım, kapıyı çalıyorum.
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerin ortasındaki bu esrarengiz. Daha önce geldiğimde okumuştum bunu. Kapıyı çal. Kapı sen dokunur dokunmaz açılıyor. Ev sanki varlığından haberdar, eşiğin ötesinde bir şey varlığını hissediyorsun. Bu uğursuz evin her köşesini dolduran zifiri karanlıkla sarmalanmış bir şey. Karanlıktan iki küçük nokta seni delip geçercesine bakıyor. Asırlık ve düşünceli bir ses. Bilhassa aramazsan evimi bulamazdın. Bu sesi bir yerden hatırlıyorum. Doğrudur, insanlar arada sırada beni hatırlar. Arkam katilin içeride olduğunu biliyorum, yoksa katiller mi demeliyim? Evime gayet ağır suçlamalarla geldin. Herhalde onları kuvvetlendirecek delilim vardır. Çünkü eski geleneğe göre muhakemeni sorgulama hakkına sahibim. Seni buraya getiren hakikatleri bilmen iyi olur. Aksi halde neticelerine katlanırsın. Önce notlarıma bir bakayım. İyisi mi? Yapma. Öyle olsun, başlayalım mı? Katil nereden geliyor? Kingsport'tan geliyor abi. O kadar da cahil değilsin ha. O vakit şunu da de. Kimin kanı döküldü? Keelan, Abel vardı, Julian, bir de Salvador muydu? Salvador, Abel, Julian ve Keelan. Hayattayken o sapkın sürüye aitlerdi ama sonrasında hatırlandılar ha. O vakit şunu da de. Hangi alet kullanıldı? Ruhların elinde korsan kılıçları vardı. Sihirbaz kılıçları, meçler, pala, korsan kılıçları. Evet, korsan kılıcıyla katledildiler. De bakalım, katil neden öldürdü? Katil neden öldürdü? Çalıntı altının ucunu almak için, çalıntı altınına konmak için onu öldürmeye çalıştılar. Kingsport'taki evini yaktılar. O bilgiye sahip değilim. Altının ucunu almak için. Bir önceki bölümde bunu teyit etmiştik. Bir vakitler altın şehvetiyle gözü dönen birini tanımıştım. Sırılsıklam oluyordu, anlarsın ya. O parlak şey insanın yüreğine karanlık bir ihtiras ekler ha. De bakayım, katilin gerçek ismi nedir? Randolph Carter, Yatal, Horatio, Thomas Olney. Hayda. Gerçek ismi yok abi katilin. Bunlardan hiçbiri değildi. Bunun yanına hiç gitmedik ama o muydu acaba? Yatal'ın yanına hiç gitmedik. Horatio değil. Thomas Olney değil. Randolph Carter değil. Emin de değilim ama. O bilgiye sahip değilim. Akıllı adam bazen bildiğini saklar, bazen ise bilmediğini kabul eder. Ho. Doğru cevap mıydı acaba? O vakit şunu da de. Katil hangi isimle biliniyor? Evet, önceki bölümde yine teyit etmiştik. Korkunç ihtiyar. Kaldaki muhafız gölgelerde gezen ruhların efendim. Korkunç ihtiyar. Kapı gıcırdayarak tamamen açılıyor. Kimseyi göremiyorsun ama ses yeniden duyuluyor. İçeri gir, Micho. İşte bu. İşte bu bebeğim. Aha. Burada işiniz bitti demek. Gidin haydi sizi piç herifler. Önündeki adam ihtiyar Müren'de çantasıyla konuştuğunu gördüğün tuhaf ihtiyardan başkası değil. Aynen o. Çantadaki bir şeylerle konuşuyordu. Lan bunlarla mı konuşuyordu yoksa? Güzel, güzel. Hala buradasın. Şimdi benim gibi yaşlı bir beyefendiyi böyle pis bir işle suçlamaya utanmıyor musun? Rahatsız edici kabalıkta bir kahkaha atıyor. Ha, dalga geçiyorum Micho. Güzel bir cinayet her zaman hoşuma gitmiştir. İnsana bir nevi rahatlık veriyor yani. Rakibini oyun dışı bırakmak. Bir puş daha eksilmiş olur. Benim gibi bir deniz kurduğu için bu lanet dünyayı daha hoş kılar. Ama bu zavallıların kıyımından ben sorumlu değilim. Yakında süzülen ruha işaret ediyor. Dalavereci Logan Dawkins ve diğer pisliklerin işiydi. Bak, bir zamanlar ben onların kaptanıydım ama beni dinlemeyi çok önceden bıraktılar. Hikayedeki kaptanımız. Şu lanet zamana kadar kafamı şişiriyorlardı. Açgözlü piçler onlar. Sürekli kendi paylarını sorup duruyorlar. Onlara söz verdiğim altını, onlara hiç vermediğim altını.
Ama onlar ahmak, anlarsın ya. Hayaletler de bunun tayfası, lanetlenen. Her kahrolası deniz kurdunun aklında tutması gereken şeyler vardır. Mesela aborda yapacağın gemiyi bilmelisin. Mesela kaptanın emirleri ölümün anlamına gelebilir. Çetin bir zanaat bu ve bunu bilerek denize açılırız. O yüzden işler çirkinleştiğinde biz gerçek denizciler kendini lanet bir korsan sanan bu süt çocuğu gibi zırlamayız. Ruh ihtiyara sessiz, alevli bir öfkeyle bakmaya devam ediyor. Ne? Varlık sanki az evvel konuşmuşçasına ihtiyar ona hitap ediyor. Of, kapa o kahrolası çeneni Dawkins. Tüm dostların gitti artık. Hem bak, sen de ne kadar zayıfsın. Görünüşe göre bu huysuz eski tanrıların senin için başka planları var. Hem kim bilir, belki benim için de bir şeyler vardır. Hatta belki Nodens benim Turkuaz Saray'a girmeme bile izin verir. En nihayetinde ben denizden başka bir yere ait değilim. O neden geride kaldı? Korkunç ihtiyar bir zamanlar dalaverici Logan Dawkins olan solgun gölgeye kısaca bakıp ayaklarına doğru tükürüyor. Lapamsı balgamı ruhun ayağının içinden geçerek parkeye yapışıp kalıyor. Çok basit. Bana olan nefreti altına olan sevgisinden daha fazla. Hala beni alt edebileceğini sanıyor ama şu işe yaramaz pisliğe bir bak. Şu an bir deniz anası bile Dawkins'ten daha çok tehlike arz eder. Dostlarıyla beraber gitmeliydi. Artık Keelan da öldüğüne göre cinayetlerin bittiğini düşünüyor musun? Bak ne diyeceğim Micho. Bu çürümüş şehri zaten hiç sevmemiştim. Artık beni burada kimse tutamaz. Melun mürettebatım da gitti artık. Tabii Dawkins hariç. Ama o da bırak birini bıçaklamayı. Kendi dişini bile karıştırabilecek durumda değil. Bu yüzden zannımca katliam sona erdi diyebiliriz. Gerçi ihtiyar sırıtıyor. Bu lanet yerde hala dökülecek çok fazla kan var. Sana imrendiğimi söyleyemem. Diğer ruhlar gittiler mi? Zaten çoktan gitmiş olmaları gerekiyordu. Ta girdabın gününde ama o piçlerin ben ciğerini bilirim. Hırsızlara olan garezleri çok derindi. O kadar derindi ki altın gidince bile burada kaldılar. O alçak hırsızları bulmam için sürekli kafamı ütülüyorlardı. Birden ses tonu değişiyor. Hançerleyin o hırsızları diyoruz. Kesin gırtlaklarını, sularını akıtın, mizana direğinden sallandırın. Şimdi her şey çok sessiz. Nihayet çok sessiz. İhtiyarın gözleri bir özlem duygusuyla parıldıyor. Yelsiz bir gecede dingin sular gibi. Nodens, onun ismini andığını hatırlıyorum. O halde onun derinlerin efendisi olduğunu bilmelisin. Dünya eski tanrılar tarafından harap edilene kadar denizler Nodens'a aitti. Fakat artık o şeyler... ilk defa ihtiyarın gözlerinden korku okunuyor. Bizim gibi hayvancıklar için kendini ait hissedecek ya da basitçe var olabilecek bir yer kalmayana dek her şeyi yozlaştırıp paramparça ederek yutuyorlar. Uyuyan artık uyandı. İsmi yabancı bir dilde telaffuz ediyor. Cthulhu. Ve tüm bu tuhaf diyarlarda aramızda yürüyor. Tarikatta Cthulhu'ya ibadet ediyor gibi görünüyor. Arkama hükmeden şey o mu? Cthulhu'nun buradaki varlığını 100 yarda öteden barut kokusunu aldığım gibi hissedebiliyorum ve sana tek bir şey söyleyeyim. İlki açık ara çok daha tehlikeli. Barut sana temiz bir ölüm bahşeder. Fakat yüce eskiler, onların zihnine yaptıkları iradene tecavüz, umutlarına işkence eder. Bu arada artık ben gitsem iyi olur. Bana uğursuz adamı sormuştun, o Cthulhu'nun bir hizmetkarı mı? Oo, cidden sordun mu? Zihnim artık eskisi gibi değil Micho. Bu bahsettiğin herif baya fena biri ha. Öyleyse haklı olabilirsin. Tanrılar için bu tip ulak ve delegeler kullanışlı olabilir. Tabii eğer o böyle biri ise. Eğer dünya yok olduysa bizim burada işimiz, ne işimiz var? Ah, bu tam da lanet bir bilmece değil mi? İlgi çekici fakat aynı zamanda da bombok bir bilmece ve buna bir cevabım olmadığı için çok mutluyum. Belki de bir zamanlar bir cevabım vardı, kim bilir. Anladım, başka bir şey daha vardı. Hikayeni okudum, adamlarını yıkıma sürüklemişsin. Adam dişsiz bir gülümsemeyle sırıtıyor. Sana anlatılan her ufak hikayeye inanır mısın be oğlum? Sana o koca karı masalı ile ilgili tek bir şey söyleyeyim. O puştlar ölmüş olarak kalmalıydı. Kişisel çıkar uğruna onların hayatlarını kurban etmişsin. İhtiyar bir müddet sessizce sana bakıyor. Ruh bile. Adam nihayet konuşmaya başlamadan önce bir ara bakışlarını sana doğru çeviriyor.
Sen kötü bir kaptansın. Sen bu adamların babası gibiydin. Abartıyor muyum? Ha, bu hikayede en sevdiğim yerde çok iyi çıkarttın kaptan. Şimdi bu seçenekten bir tanesini seçsek mi yoksa neyse unut gitsin mi desek ya? Sakallarında nasıl sıvazlıyor? Çakma Gandalf seni. Ha, neyse unut gitsin. Bu cinayetlerin bedelini birisi ödemeli. Kulak tırmalayan bir kahkaha dudaklarından saçılıyor. Ha, bu dünyada adalet mi olduğunu sanıyorsun? Devam edebilmek için güçlükle soluklanıyor. Tüm bu olan bitenden sonra. Bak bu çok iyi istemiş o. Bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığını sorgulamadan edemiyorum. Senin gibiler köpek balıkları için kan kokusu gibidir. Er ya da geç olur ama eninde sonunda mutlaka yakalanırsınız. Gözlerini kaçırır. Ve yakalandığınızda ardınızda bırakılacak olan vahşet. Arkamdan çıkmanın bir yolunu biliyor musun? Kötü bir kaptan olarak istemiyorum Micho. Fakat bu bineceğim gemide sana kamera yok. Beni şimdiye değin yeteri kadar eğlendirmiş olsam bile. İhtiyar hummalı gözleriyle son bir kez sana bakıyor. Sana kendini iyi bak derdim ama biliyorum ki bunun mümkünatı yok. Ve başka bir kelime etmeden yüzünü kapıya dönüyor. Şimdi mürettebatın ruhları bu şişelerde mi? Lanetli altınlarını gerçekten geri alabilmiş olsalardı bu hayaletlerin içinde köpüren kin duygusu ve kaptanlarına karşı duydukları nefret azalmış olur muydu? Artık asla öğrenemeyebilirsin. Kurşun şişesi. Aha aldım. Günlük güncellendi. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Müzevi... Of, tecrübeye bak bebeğim. Az önce 70, şimdi 85. Akıl sağlığı da kazandık. Oh, biraz rahatladım ya. Bu neydi arkadaş? Münzevi korkunç ihtiyarın masasındaki kurşun şişenin durduğu yere bakıyor. Zaten nihai olarak lanetlenmelerine sebebiyet vermiş bir ihtilafın üstüne sadece birkaç metal ıvır zıvır uğruna hala birbirlerine tükenmez bir garez beslemek. Bunu hazmetmesi pek zor. Açgözlülük tehlikeli bir şeydir. Ölü ya da diri. Sizin cinsiniz de tehlike arz ediyor yabancı. Münzevi, sen ne anca bize atar gider yapıyorsun ha. Mazide üretilen bu büyük savaş gemilerinde kullanılanlarına kıyasla daha ufak kalibre olsalar da bu toplar vurmak için tasarlandıkları hedeflere karşı son derece yüksek tahribat gücüne sahipti. Ancak şimdilerde ufukta gezinen dehşetlere karşı bir etkileri olur mu bilinmez. Bir de şurada yankılanan deniz kabuğu var, onu da alalım. Başka ne var burada? Çok eski bir küre, muhtemelen 18. yüzyıldan kalma. Gözüne tanıdık gelen bazı yerler artık çok daha uzaktalar. Eğer hala gerçekten oralardalarsa tabii. Başka ne var? Tozu bir dekora dönüştürülmüş bu çirkin deniz yaratığı aslında Müren'in uzaktan bir akrabası ya da çok eskiden yaşamış bir atası olabilir mi acaba? Bu Wright'ın sanat objesinin çerçevelerinden dışarı bakıldığında Arkham ilçesinin sahillerini gasp eden bu kasvetli bilinmezliğin muazzam boyutları çarpıcı biçimde gözler önüne seriliyor. Bu dumanı tüten gemi sobasının yaydığı ısı bu gösterişsiz odaya hakim olan tuhaf serinliği kırmaya yetmiyor. Peki. Görünüşte bir Faustian deniz şeytanı ile bir deniz kızının karışımını andıran bu sevimsiz figür muhtemelen bir zamanlar bir korsan fırkateyninin burnunu süslüyordu. Pekala, çıkış var. Şu kasaya bakalım artık. Lanetli filinta, tek elli ateşli silah, saçma, barut. Araştırmaya uygun el yazması, taşa mahkumiyet. Hepsini alalım bakalım. Güzel. Rafların izhar ettiği kitapların insanı adeta bunaltan bolluğu ve çeşitliliği, yaşlı denizcinin az bilinen mitolojik efsaneleri, denizcilik tarihine ve antik çok tanrılı dinlere ilgisi olduğunu açıkça ispatlar nitelikte. Şimdi journalımıza bir bakalım. Şiirin anlamını çözmek. Şiirin ilk satırını çözdüm. Korkunç yaşlı adamın evinde bulduğum şişenin esrarengiz şiirde belirtilen kurşun şişe olduğu ortaya çıktı. Şiirin bu yaratığı atıfta bulunan ilk satırı açıklanamaz bir şekilde ortadan kayboldu. Update pardon. Sonra update olan başka bir görevimiz var mı? Yok, heykelci araştıracağız. Şiirin anlamını bu şişeyle çözdük. O halde bir sonraki bölümde görüşürüz. Ne diyelim? Envanterimde başka ne var?
Yeni aldığım şu tüfek tekli. Bu neymiş? Yankılanan deniz kabuğu. Bunlara bir bakalım. Derin denizlerde yaşayan bir omurgasız canlının eşsiz ve muhteşem kabuğu. Gizem. Okült eşyası mı acaba? Kurşun şişe. Gizem. Bu tıpalı şişenin içinde bulunan siyah maddeden geriye kalanlar hilekar Logan Dawkins'in iradesinin ve intikam hıncıyla yanıp tutuşan tükenmek bilmeyen arzusunun vücut bulmuş bir hali mahiyetinde adeta. Şunu çalıştıracağız. Büyü öğrenecek. Münzevi. Alırazi'nin tükürüğü zaten var. Kan çemberi de zaten var. Ölü dili. Ölü dili. Biz onu öğrendik zaten. Bunları artık satabiliriz abi. Uğursuz adamın şiiri. Kem göz. Bu da var elimizde. Yok mu? Kan çemberi, kem göz. Alırazi'nin tükürüğü, ölülerin dili. Tamam. Artık o parşömenleri satabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.